Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ses bilgisi kısa videolar 4 ile karşınızdayım ve konumuz ünsüz türemesi konusu. Detaylara geçiyorum hemen. Evet, bazı sözcüklerde olmak veya etmek yardımcı eylemiyle birleşik eylem oluşturulduğunda ya da bu sözcüklere ünlü bir ek getirildiğinde ünsüz türemesi görülür. Yani ünlüyle başlayan bir ek getirildiğinde ünsüz türemesi görülür. Af sözcüğü ve etmek fiili görüyorsunuz F türemiştir. His ve etmek fiili görüyorsunuz şurada S türemiştir. Zan etmek görüyorsunuz tek N'lidir aslında ama etmek fiilinden sonra çift N'li olmuştur. Red etmek, reddetmek. Hal olmak, hallolmak görüyorsunuz. Zanımca, zannımca N türemiştir. Hatınız, hattınız. Hakkım ve hakkım şeklinde. Bir şey söyleyeyim burada arkadaşlar size. Şurada iki ses olayı var. Hem yumuşama var hem türeme var. Görüyorsunuz red sözcüğü. Şunu bir yuvarlak için alıyorum. Buna da dikkat edelim. Biz buna arkadaşlar ünsüz ikizleşmesi de diyoruz. Bakın zaten şuraya yazdım ben. Ünsüz türemesi, ünsüz ikizleşmesi adıyla ÖSYM tarafından hiç sorulmadı ama sorulma ihtimali vardır. İkinci isimlerin ezberlenmesinin önemli olduğunu ben videolarımda vurguluyorum. Takip edenler biliyor. Evet, bir notumuz var. İki sessizin yan yana geldiği her sözcükte ünsüz türemesi olmayabilir. Şimdi burada arkadaşlar çok önemli bir husus bu. Lütfen gözden kaçırmayın. Şimdi süz kelimesi süz ekini almış. Olumsuzluk ekini. Peki ekte S var mı? Var. Kökte S var mı? Var. Sonradan ortaya çıkmış bir S var mı? Hayır. Zaten bu S'ler normalde olan S'ler. O zaman bunlarda ünsüz türemesi yoktur. Sessiz zaten iki S'de var. Yani ses kelimesinde de S var. Siz ekinde de S var. Sonradan gelmiş bir şey yok. Hissiz aynı şekilde. Hisse zaten arkadaşlar bunun orijinal hali çift S'lidir. Dolayısıyla olmaz. Madde, elli, belli gibi sözcüklerde yine türeme yoktur. Çünkü bunların orijinal hali zaten ikişer tane ünsüzün yan yana bulunduğu halleridir. Yollar. Arkadaşlar L var burada ama larlerekinde de L var. Yani sonradan gelmiş bir L yok. Ziller, sollamak. Mesela sol kelimesi isim kökü. Lale yapım eki. Zaten isim kökünde de L var. Yapım ekinde de L var. Yani sonradan gelmiş bir L yok. Telli derken yine tel sözcüğü isim kökü. Lili yapım ekidir. Ve ekte ve kökte L'ler zaten vardır. Sonradan gelmiş bir L yoktur. Dolayısıyla bu tuzağa düşmeyelim. Bu sözcükler bizim açımızdan ünsüz türemesi sorulduğunda birer tuzak olabilir. Lütfen dikkat. Peki sorulara gelelim. Bunu biraz soruyla pekiştirelim arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisinde ünsüz türemesi yoktur? Kelime neydi burada? Red kelimesiydi. Etmek fiilini alınca reddetmek oluyor. Burada var. Yeni bulgulardan sonra olayın sırrı çözülmüştü. Kelime nedir? Sır kelimesidir. Aldığı ek ı'dır ve araya r girmiştir. Burada da var. Çin Seddi binlerce yıldır ayakta duruyor. Set kelimesi arkadaşlar i ekini alınca seddi olmuştur ve türeme var. Bu konuda yaşanan sorunları halletmiştik. Hal sözcüğü etmek fiilini aldığında araya bir tane l geliyor. Burada da türeme var. Ama dışarıda şiddetli bir fırtına vardı derken şiddet sözcüğünün kendisinde zaten çift D vardır. Dolayısıyla cevabımız Edirne seçeneği olacak. Peki aşağıdaki dizelerin hangisinde altı çizili sözcükte ünsüz türemesi görülmektedir? Ciddi kelimesinde bakın böyle ciddi bir konu daha dikkatli ele alınmalı derken ciddi kelimesinde zaten D harfleri var. Sonradan gelmiş bir D yok gençler. Dolayısıyla burada türeme yok. Allah turnam derken al sözcüğü kırmızı anlamındadır biliyorsunuz. Lili eki de yapım ekidir. Yani kelimenin kendisinde ve ekte L'ler zaten var. Türeme yok. Telli sözcüğü aynı şekilde telli duvaklı gelin olma hayali kuruyordu derken mutluluk hissini ilk kez yaşıyordu sanki. Kelime his kelimesidir. Aldığı ek i ekidir ve araya s sonradan gelmiştir. Yani burada bir türeme var. Edirne seçeneğine bakın. Özel kelimesi lik ekini almıştır. Hem kelimenin kendisinde hem ekin kendisinde L harfleri vardır. Sonradan bir türeme yoktur. Cevabımız Denizli seçeneği. Peki bir sorumuz daha var. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz türemesine örnek sözcük kullanılmıştır diyor. Bütün tellerin kaldırılması gerekiyor. Arkadaşlar tel sözcüğü çokluk ekini almıştır. Her ikisinde de zaten L vardır. Dolayısıyla türeme yok. Bazıları kavuşmaktan korkarak kovalar sevgiyi. Burada herhangi bir türeme olabilecek sözcük zaten yok. İnsan kendi varlığını da sever bir başkasını severken. Burada da yok.
Dünyaya tutulursun, artık aşık olursan burada da yok. Yapılanları unutmakta ve onları affetmekte güçlük çekiyor. Arkadaşlar, kelime af kelimesidir. Etmek fiilini alınca araya F gelmiştir. Yani türeme Edirne seçeneğinde vardır. Burada çeldirici bir seçenek olarak sadece A seçeneği olabilirdi. Diğerlerinde zaten buna uygun bir durum yok. Ama orada da teller, yani çokluk ekinde L zaten var. Dolayısıyla türeme yoktur. Arkadaşlar, çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Videolarımızın devamı gelecek. Devam videolarımızdan haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kolay gelsin.